Ben Avukat Ayhan Öğmen. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulup Amerika'da kalma şansımız var mı diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi buradaki önemli olan nokta şu. Siz Amerika'ya F1 vizesiyle geldiyseniz ve bu programınızı tamamlarken ya da tamamlamak üzereyken ya da OPT'de elde ediyorsanız diyelim programınızdan sonra önemli olan size sponsor olacak bir işverenin olmuş olması. Bu işveren olduktan sonra size sponsor olacak. Evet, çalışma imkanınız olacaktır. Yoksa herhangi bir çalışma izni olmadan ya da herhangi bir iş yeri size sponsor olmadan çalışma durumunuz mümkün olmayacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da meslek okulu okurken veya eğitim alırken bir işte çalışabilir miyiz? Biraz önceki soruya benzer bir soru aslında. Şunu söyleyebilirim burada. Siz buradaki eğitiminizi tamamlarken okul zamanında eğer CBT dedikleri okul eğitiminiz devam ederken size çalışma izni hakkı veren ya da kampüs içi çalışma izni veren bir durumunuz varsa evet çalışabilirsiniz eğitiminiz sırasında. Yoksa çalışmanız mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla ya eğitim süresince çalışma izni kampüs içi ya da kampüs dışı mümkün olan bir durumdur. Ya da eğitiminizi tamamladıktan sonra eğer programınız buna izin veriyorsa bir yıllık çalışma izni OPT altında sahip olacağınızı belirtmiş olayım. Bu şekilde de bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Vatandaşlık aldıktan sonra ülkeye 10 yıl kadar giriş yapılmadıysa bir şey olur mu? Şimdi tahmin ediyorum bu takipçim şunu söylüyor. Kişi Amerikan vatandaşı olduktan sonra Amerika'dan ayrılıyor ve 10 yıl kadar geri gelmiyor. Bir sorun olur mu diye soruyor. Hayır, bir sorun olacak bir durum yok. Siz Amerikan vatandaşısınız. Amerikan vatandaşı olduğunuz için ister Amerika'da yaşayın, ister ülke dışında başka bir yerde yaşayın. Bunda bir problem yok. Sadece Amerikan vatandaşının olmanın yerine getirdiği yükümlülükleri yerine getirmeniz gerekecektir. Örnek veriyorum, vergi beyanıdır. Dolayısıyla siz burada yaşamasanız da verginizi beyan etmeniz gerekebilir. Tabi bu noktada önemli olan belli ikametgah kurallarına da uygun şekilde prosedüre dikkat ederek vergi beyanınızı yapmanızı gerektiren bir durum olmadığına bakmanızda fayda vardır. Onun dışında yoksa siz Amerikan vatandaşı olarak ülke dışında yaşayabilirsiniz. Bunun belli bir sınırlaması yok. Bu bir yılda olabilir, 10 yılda olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'ne hemen gelme tarzı bir zorunluluğunuz yoktur diye iletmiş olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben Amerikan vatandaşı olan bir Türk ile Türkiye'de evlendim. Amerika'ya geldim. Boşanmak istiyorum. Burada boşanabilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi tabii siz şöyle iletebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiyseniz buradaki her eyaletin kendine uygun aile hukuku ya da boşanma hukuku kuralları var. Dolayısıyla eğer siz o yaşadığınız eyaletteki ikametgah sürelerini yerine getirdiyseniz, örnek veriyorum, eğer geldiniz ve bulacağınız eyalette sizin bir yıldır ikametgah sahibi olmanızı zaruri kılıyorsa o zaman en az bir yıl geçmesini beklemeniz gerekiyor. Ama bir yıldan sonra siz başvurularınızı yapabileceksiniz. Dolayısıyla boşanma noktasında adımlarınızı yaşadığınız ya da bulunduğunuz eyaletin ikametgah sürelerini yerine getiriyorsanız bu da size dava açabilme hakkı veriyor. Ve dolayısıyla Türkiye'de de evlenmiş olmuş olsanız bile Amerika'da boşanma davası açabilirsiniz. Tabii diğer bir önemli bir nokta, boşanma davasını açtığınızda eşinizin nerede olduğu, kendisi de mi Amerika'da yoksa Türkiye'de mi, buna göre de ona tebliğ etmeniz gerekiyor boşanma davasını. Bu kurallara da dikkat ettiğiniz sürece boşanma davasını Amerika Birleşik Devletleri'nde açabilirsiniz. Türkiye'de evlenmiş bile olsanız. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da turist vizesiyle bulunurken iş başvurusu yapmak, şirketlere başvuru formu doldurmak ve işe alım mülakatına katılmak yasal mı? Yoksa bir suç teşkil eder mi? Kötü bir sonuç doğurur mu? Yani vize iptali ya da sınır dışı edilme vesaire gibi. Firma mutlaka işe almak isterse devlet buna rağmen hayır diyebilir mi? Bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz Amerika Birleşik Devletleri'ne turist vizesiyle geldiniz. Amerika'ya girerken iki niyetle girebiliyorsunuz. Bu ya gezme amacıyla olabiliyor ya da iş amacıyla ya da toplantı, konferans, araştırma, market araştırması, iş araştırması tarzı sebepler olabiliyor. Eğer siz Amerika'ya giriş yaparken memura bunu dile getirdiyseniz ve o da size bunun karşılığında B1 tarzı bir statü şeyi verdiyse girişi, dolayısıyla sizin iş aramanızda bir engel yok. Tabii
Farz edelim turist vizesiyle de buradasınız ama bir süre gezdikten sonra siz bu adımı atarken baktınız bir iş imkanı doğdu ve onunla ilgili araştırma yapmak istediniz. Aslında siz var olan yasal durumunuzu ihlal etmiş değilsiniz. Önemli olan nokta kaçak duruma yol açacak sizin ya da sizin buradaki turist vizenizi ihlal edecek çalışmaya kalkmış olmamak. Dolayısıyla siz çalışmadığınız sürece burada gezdiğiniz bir süreçte araştırma da yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu sizin var olan turist vizenizi ya da statünüzü ihlal etmez. Tabii dikkatli olmakta fayda var. Özellikle giriş çıkışları yaparken görevliler kapıda sizin aslında iş araştırma değil de tam tersi bir yerde çalıştığınız ya da çalışacağınızı izniniz olmadan düşünmemeleri. Çünkü bu şekilde bir düşünceye kapılırsalar vizenizi iptal etme durumları olabilir. Yoksa siz burada bulunduğunuz turist vizesi süresince iş arama ya da olanaklara bakma imkanında herhangi bir sınırlamayla karşı karşıya kalmayacaksınız diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Türkiye'den E2 vize başvurusu yaptığımızda ne kadar zamanda sonuç alırız ve daha önce hiç Amerika'ya gitmemiş olmak vize almada sorun yaratır mı diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz yatırımınızı yaptıysanız Amerika'da bir şirket kuruldu ya da ortak olundu ve yatırımınızı yaptıysanız ve dosyanız Amerikan konsolosluğuna sizin E vizeniz ya da E2 vizeniz için hazırlandıysa ve randevu tarihi alıp bu görüşmeye gidebileceksiniz. Bu süreç İki şeye göre değişebilir. Bir tabii sizin Amerika'daki şirketi kurulumu ya da alımının ne kadar süreceği ve Amerikan konsolosluğunun yoğunluğuna göre bu süreç değişebilir. Ama farz edelim her şeyiniz hazır ve adım atıyorsunuz. Tahminen bu vizenizi konsolosluk üzerinden almanız randevu talebinden itibaren 2-3 ay sürebilecek bir süreçtir diyebiliriz. Ama dediğim gibi gene Amerikan konsolosluğunun yoğunluğuna göre bu durum değişebilir. Lütfen bunu göz ardı etmeyin. İkinci olarak ise tabii siz hiç vize almış olmamanız daha önce ve direkt yatırımcı vizesine başvuruyor olmanız mümkün olan bir şey. Fakat Amerikan konsolosluğu bu durumda iki şeye bakabilir. Bir, gerçekten bir yatırım var mı ortada? Siz bu yatırımı nasıl buldunuz ya da nereden buna ulaştınız? Hiç Amerika'ya bir kez bulunmamış bir durumdasınız, hiç gitmemiş bir durumdasınız. Dolayısıyla sizin inandırıcılığınıza, iş adamı olma yönünüze ve gerçekten burada bir istihdam yaratacağınıza inandıkları sürece bir sorun oluşmaz. Yani daha önce hiçbir vize almış olmamanızda bu noktada bir problem teşkil etmez diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da ev alıp yenileme ve satma işini yapmak istiyoruz ve yatırımcı vizesi almak istiyoruz. Fakat öncesinde evleri almadan yapacağımız işi nasıl kanıtlayabiliriz diye bu takipçimiz soruyor. Amerika'daki emlak sektörüne girip ya da inşaat sektörüne girip burada şirketiniz aracılığıyla ev alımı, yenilenmesi, satımını yapmanız mümkün olacaktır. Tabii yani bu noktada siz yatırımcı vizesine geçme noktasında yatırımcı vizesini alabilmek için bir noktayı ise dile getirmek istiyorum. Amerikan konsolosluğu özellikle bu tip emlak yatırımlarını biraz pasif görüyor. Yani aktif yatırım olarak görmüyor. Dolayısıyla bunun aktif bir yatırım olduğunu onlara gösterebilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla siz bu noktada E2 vizesini almadan Amerika Birleşik Devletleri'nde şirket açılıp yatırımınızı yapıp bu yatırım aracılığıyla da burada bir istihdam yaratmaya başlatıp ve buradaki sizin girmek istediğiniz bu emlak ve inşaat sektörüne giriyor olmanız lazım. Tabii bunu şöyle düşünmeyin. Bir ev aldık, işte bunu tamir ediyoruz. Hani bu noktada biz gerekli şekilde vizemizi alabilir miyiz diye soruyorsanız bu mümkün olmayacak. Ama diyelim ki siz 3-4 ya da 5 ya da daha fazla emlağa yatırım yapıp, emlak satın alıp bunların tamiri ve kiralanması, satılması anlamında çalışmaları başlattıysanız eğer o noktada bir sorun oluşmaz. Yani o noktada Amerikan Konsolosluğu buradaki yatırımın başladığını, buradaki işin yatırımın ciddi bir şekilde ekonomiye girdiğini gördükleri zaman vize verme noktasında biraz daha kolaylık sağlayacaklar. Dolayısıyla sizin sorunuzda bu noktadaki cevabımız yapacağınız buradaki ön adımların atılması lazım, yatırımın yapılması lazım, işlerin başlamış olması lazım, istihdamın başlamış olması lazım. Ancak bu şekilde evet Amerikan Konsolosluğu sizin vizenizi verme yönüne gidecektir diye ve siz bunu da kanıtlayabileceksiniz onlara diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green card çekilişinde yaştan dolayı sistemden eleniyor muyuz acaba?
ya da sistemde bir eleme yöntemi var mı? Çekiliş açıklanmadan yapılan başvuru sayısının çokluğu Green Card çekilişini kazanma şansını azaltır mı diye bu takipçimiz soruyor. Tabii bu takipçimizin sorusundan sonra açılış çekilişin sonuçları bu hafta belli oldu. Ama ben gene cevaplamak istiyorum kendisini cevapsız bırakmamak için. Burada Green Card çekilişlerinde herhangi bir yaştan dolayı bir eleme söz konusu değil. Ve özellikle bu çekiliş yapılırken ön elemesinde bu tip kriterlere bakılmaz. Sadece başvuru sayısına göre kompütür sisteminde bir çekiliş düzenlenir. Ve bu çekilişten sonra aslında kişiler buna uygun mudur ya da değil midir süreci başlar. Dolayısıyla bu noktada yaş ya da diğer faktörlere çekiliş zamanında bakılmaz. Ve yaş faktörüne bir kez genelde bakılmaz. Onu da cevaplamış olayım. Ve tabii ki başvuru sayısının çok olmuş olması Green Card başvurusundaki özellikle seçim anlamında eleme aşamasında ön elemede sizin şansınızı çoğaltır ya da azaltır. Ve sayı çoksa başvuru sayısı tabii ki size çıkma şansını da bu azaltacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Green Card sahibiyim ve henüz Türkiye'de yaşıyorum. Amerika'da vergi beyannamesi vermem gerekir mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi kişiler yeşil kart sahibi olarak ya da yeşil kartı elde ettikten yani green kartı elde ettikten sonra iki şeyi tabii dikkate almanız lazım. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nde ikametgahınızı bozmamanız gerekiyor. Dolayısıyla burada yaşıyor olmanız lazım. Ve burada yaşamadığınız zaman ve gerekli izni de almadıysanız bu sefer green kartınızı kaybetme durumuyla karşı karşıya kalırsınız. Dolayısıyla öncelikle dikkat etmeniz gereken buradaki ikametgah kurallarına uymanız ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor olmanız. Ve bunu yapmadığınız sürece green kartınızı kaybedebilirsiniz. Dolayısıyla siz yeşil kart sahibi olarak evet Amerika Birleşik Devletleri'nde vergi beyanı yapma yükümlülüğünüz var. Bu yükümlülüğü yerine getirmeniz lazım. Tabii biliyorsunuz teknik olarak eğer geliriniz yoksa ya da yeterli bir gelire sahip değilseniz tamam vergi beyanı yapma zorunuz oluşmayacaktır. Ama gene bunu yapmanızda fayda vardır. Çünkü bu sizin gerçekten burada yaşayıp yaşamadığınızı gösteren faktörlerden bir tanesidir. Dolayısıyla siz burada bulunmadığınız için ve gelip gittiğiniz için yarın yeşil kartınızı kaybetme durumuyla karşı karşıya kalacağınız zaman en azından buradaki bağlarınızı koparmadığınızı gösterecek en önemli şartlardan bir tanesi vergi beyanınızı yapıyor olmanızdır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden Green Card çekilişi ile ilgili gelen soru ise şu yönde. Green Card çekilişini kazandım. Şu an turist vizesiyle Amerika'dayım. Buradan Green Card'a başvurabilir miyim? Yoksa Türkiye'den mi başvurmalıyım diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi buradaki bir nokta önemli. O da şu. Siz eğer bu haftaki sonuçları açıklanan Green Card çekilişini kazandıysanız iki yönde başvuruyu yapabileceksiniz. Bu ya Türkiye'deki Amerikan konsolosu üzerinden olacak ya da eğer siz Amerika'da yaşıyorsanız ya da bulunuyorsanız yasal yollarla o zaman Amerika'da göçmenlik dairesi üzerinden yeşil kart dosyası açılarak bu sayede çekiliş sonucunda hak kazandığınız yeşil kartı elde etmeye çalışacaksınız. Tabii bu takipçimizin durumu ise bu noktada kendisi şu an Amerika'da fakat turist vizesiyle bulunuyor. Dolayısıyla iki imkanınız olduğunu söyleyebilirim. Ya vizenizi ihlal etmeden ülke dışına çıkış yapacaksınız ve konsolosluk üzerinden dosyanız ilerletilerek yeşil kartınızı almaya hak kazanacaksınız. Yok eğer biz burada kalacağız diyorsanız hani şu anki tur vizemiz bittikten sonra da dönmeyi planlamıyoruz diyorsanız o zaman burada kalabileceğiniz bir yasal statüye geçmenizde fayda var. Örnek veriyorum eğer diyelim siz buradaki turist statünüzle kaldığınız sürecin içinde eğitim de alma niyetiniz var. O zaman F1 öğrenci statüsünde burada geçiş işlemlerinizin yapılmasında fayda vardır. Ve bu geçiş işlemleri onaylandıktan sonra ve siz F1'ınıza burada başladıktan sonra da Green Card çalışmalarınızı başlatma imkanımız olacaktır. Dolayısıyla evet burada turist vizesiyle bulunsanız da önemli olan yasallığınızı kaybetmemeniz ve yasal statünüzü devam ettirmeniz. Bunu devam ettirdiğiniz sürece de sizin buradan yeşil karta geçiş işlemlerinizi yapmanız mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green Card çekilişini kazandıktan sonra en erken ne zaman Amerika'ya gidebilirim diyor bu takipçimiz. Tahmin ediyorum kendisi şu an Türkiye'de yaşıyor ya da Amerika dışında yaşıyor. Ve bu hafta kazandığını öğrendiği için bu noktada en erken ne zaman işlemlerim biter diye soruyor. Burada iki önemli olan nokta var. Bir tanesi
Siz bu hafta bu çekilişi hak kazanmış olsanız bile bu noktadaki Amerikan konsolosluğundaki randevunuz Ekim ayından sonra başlayacak. Dolayısıyla Ekim ayına kadar buraya gelmeniz mümkün olmayacaktır. Ekim ayı sonrası ise sizin vize numaranız neyse o numaraya gelme sürelerine göre Amerika'ya gelme durumunuz mümkün olacaktır. Örnek veriyorum, eğer sizin diyelim 6000'lerde 7000'lerde numaranız bu vize kotanız ve dolayısıyla Ekim ayından sonra da sizin Amerikan konsolosluğunda randevuya gidebilme imkanınız büyük bir ihtimalle yıl sonu bitmeden önce mümkün olacaktır. Ve bu konsolosluk görüşmesi başarılı geçtiği sürece görüşmeden sonra da göçmenlik vizesine hak kazanacaksınız ve o göçmenlik vizesiyle de Amerika'ya belki yıl sonu gelmeden, belki gelecek yılın başında gelebilme ve yeşil kartınızı alabilme hakkına sahip olacaksınız. Ama örnek veriyorum, bu numaranız 5-6 binde değil ama 23 binlerde. O zaman bu kota maalesef büyük ihtimal gelecek yıl bahar aylarına kadar sürebilir ve o süreçlerde siz daha yeni Amerikan konsolosluğuna vize görüşmesine gidiyor olacaksınız. Dolayısıyla bu şekilde bu takipçimizin sorusunu, en erken ne zaman gelebileceği sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: Green Card çekilişini kazandım fakat İngilizce bilmiyorum. Bu bir sorun teşkil eder mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi yeşil karta çekilişten hak kazananların eğitim noktasında aranan şartlar lise mezunu olmasıdır. Dolayısıyla bu kişi, eğer siz eğer lise mezunuysanız, İngilizce bilmeniz ya da bilmemeniz sizin Green Card'ı almanıza şu anki kurallarla engel değil. Dolayısıyla siz yeşil kartı alabilip Amerika'ya gelme hakkına sahip olacaksınız. Dolayısıyla İngilizce bilmemeniz bu noktadaki sizin çekilişten kazandığınız yeşil kartı elde etme kriterlerinden bir tanesi değildir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: Green Card çekilişini kazandım, bundan sonraki süreç nedir diye soruyor bu takipçimiz. Şimdi eğer siz Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında yaşıyorsanız, örnek veriyorum Türkiye'de yaşıyorsanız ve bu hafta kazandınız Green Card'ı, İlk yapacağınız şey DS-260, DS-260 denilen formu doldurup bunu Kentucky Service Center'a sunuyor olmanız. Bu Kentucky Service Center'a bunu sunduktan sonra sizden beklenen bir ön ödeme var, harç ödemesi. Onu yapıyor olmanız. Onu yaptıktan sonra da Amerikan konsolosluğundaki randevunuzun geleceği tarihi belirlemek için vize kota numaralarının belirlendiği Current Visa bülteninden takip edip sizin vize numaranıza geldikleri tarihi ulaştıkları zaman da konsolosluktan randevu tarihini bekliyor olacaksınız. Dolayısıyla şu an yapacağınız en önemli adım DS-260'ı doldurup veya da doldurup Kentucky Service Center'a başvurmak olacak ve ondan sonra da sizin vize numaranızı bekliyor olmanız ve bu vize numaranız belli olduktan sonra da konsolosluk çalışmaları için ikinci adıma geçilip çalışmalarınızı tamamlıyor olmanız gerekecektir. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: Green Card çekilişini kazandım, Amerikan hükümeti bana herhangi bir iş imkanı sağlayacak mı, herhangi bir iş verecek mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz yeşil kart hakkına sahip olsanız da bu tabii sadece sizin Amerika'ya gelmenizi, burada ikametgah sahibi olmanızı ve burada çalışabilmenize imkan veriyor. Ama bu devletin size iş verme tarzı bir yükümlülüğü getirmiyor. Dolayısıyla siz Amerika'ya geldikten sonra Green Card sahibi olarak iş olanaklarını araştıracaksınız ve bu iş olanaklarına göre de çalışmaya başlıyor olacaksınız. Yalnız şunu yapmanız mümkün olabilecek tabii. Amerika'ya geldikten sonra Green Card'ınızı elde ettikten sonra sosyal güvenlik numaranız da elinize ulaştıktan sonra artık iş aramasında bir engel yok ve iş aramalarına geçebilirsiniz. Bu noktada burada Amerika'da her eyalette mümkün bunlar. Bazı ajansiler oluyor, ajanslar oluyor. Bu ajanslar iş bulmak isteyen kişilere yardımcı oluyorlar. Ve bu ajanslar genelde de federal hükümet tarafından desteklenen ve bütçe verilen ve bu noktada onların buradaki vatandaşlara ve yaşayan kişilere ya da yasal kalabilecek kalan kişilere çalışma noktasında iş yeri bulabilme ya da geçici iş bulabilme imkanı sağlamaktadır. Ama bu, şöyle düşünmeyin, herhangi bir yükümlülük diye görünmesin ama siz bu noktada iş arayışlarını tabii ki yapıyor olabileceksiniz. Yalnız şey diye düşünmeyin, Amerikan hükümeti bana iş verecektir, iş vermek zorundadır diye düşünmeyin. Bu sizin kendi çabanızla gerçekleşecek bir durum olacak. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: Green Card çekilişini kazandım, Green Card'ımı alıp Amerika'ya gidince Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığımı kaybeder miyim diye bu takipçimiz soruyor.
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde ikametgah etmek ya da green card sahibi olmak, hatta Amerikan vatandaşı olmak sizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kaybetmenize yol açmaz. Dolayısıyla siz green kartınızı aldığınızda çok rahat bir şekilde Amerika'da yaşayabileceksiniz. Önemli olan nokta Amerika'da bulunan Türk konsolosluklarımız aracılığıyla adres bildirimi yapıp ikametgahınızın Amerika'da olduğunu bildirmeniz gerekecektir. Yoksa Türk vatandaşlığını kaybetmek gibi bir durumla karşı karşıya kalmayacaksınız diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizin sorduğu soru ise şu yönde. Green Card çekilişini kazandım. Bunun bana Amerika'da sağlayacağı faydalar nelerdir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi tabii ki şu önemli. Eğer siz Amerika'da gerçekten yaşamayı planlıyorsanız bu kazandığınız çekilişten dolayı Green Card'ı elde etme çalışmalarınızı yapmanız faydalı olur. Eğer sizin Amerika'da yaşamak gibi bir niyetiniz yoksa gerçekten bu ciddi bir yükümlülük getirecektir size. Hem maddi olsun hem manevi olsun hem devamlı gelip gitmeniz gerektirecektir. Dolayısıyla eğer sizin böyle bir planınız yoksa Green Card almanızı gerektiren bir durumu yoktur ve bunu da biz tavsiye etmiyoruz. Ama siz eğer diyorsanız yok biz Amerika'da yaşamak istiyoruz ve bu kazandığım haktan dolayı da yeşil kartımı elde etmek istiyorum diyorsanız, ha bunun faydaları ne olur noktasında ise siz Amerika'ya geldiğinizde herhangi bir sponsora ihtiyaç duymadan, iş anlamında herhangi bir başvuruya ihtiyaç duymadan direkt yeşil kartınız ve green kartınız sayesinde istediğiniz işte çalışabileceksiniz, istediğiniz eğitimi yapabilirsiniz, istediğiniz yerde yaşayabilirsiniz ve dilediğiniz gibi Amerika'ya seyahat edebileceksiniz. Dolayısıyla size sağladığı en büyük faydalar bunlar olabilir diyebilirim. Tabii sizin gelir durumunuza göre de siz Amerika'ya geldikten sonra yeşil kartınız da elinizde ise ve gelir durumuna göre ister özel ister devletin ya da eyaletin imkan sağladığı sağlık sigortalarından da faydalanabileceksiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimiz de şunu söylüyor. Green Card çekilişini kazandım. DS-260 formunu ne zaman doldurmalıyım diyor. Şimdi siz bu hafta yeşil kart çekilişini kazandığınız için DS-260 formunu en kısa zamanda doldurmanızda fayda var. Ama ortada bir süre yok. Yani illa bu ay ya da birkaç ay içinde tamamlanacak diye bir şart yok. Zaten vize kota numaralarınızdaki kişilerin göçmenlik vize görüşmesine gidebilmesi Ekim ayından sonra başlayacak. Dolayısıyla en kısa zamanda DS-260 formunu doldurup sunmanızda fayda var. Bunu da en kısa zamanda yapmanızda fayda var diye iletebilirim. Yani dolayısıyla şu kadar süre içinde yapılması diye bir şart yok. Ama bildiğiniz gibi sizin bu çıkan hakkınızdan yeşil kartı almanız gelecek yıl Eylül ayına kadar yapılıyor olması gerekiyor diye iletmiş olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green Card çekilişini kazandım. DS-260 formu için para ödeyecek miyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi çekilişten hak kazandığınızda sizin öncelikle Kentucky Center'a bir $330 bir ödeme yapmanız gerekiyor. O ödeme yapıldıktan sonra tabii ki DS-260'ın da bir ödemesi var. Ama onu da sonra yapıyor olacaksınız. Evet bir ödeme durumu var. Bunun bir başvuru harçlarıdır. Ama ilk önce ödeyeceğiniz başvuru harcı ise $330 olan başvuru ücretidir diye iletmiş olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green Card çekilişini kazandım. 260 formunda yanlışlıkla İstanbul'u seçtim. Bu bir sorun olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi Türkiye'de bulunan Amerikan konsolosluklarında ancak Ankara'daki elçilikte göçmenlik vize görüşmeleri yapılabiliyor. Yani siz bu formda İstanbul yazmış olsanız bile bu görüşme İstanbul'da olmayacaktır. Bunu ister kentteki servis center'a ulaşıp şimdiden değiştirmek için, bu hatayı düzeltmek için talepte bulunabilirsiniz. Ya da bulunmazsanız bile kentteki servis center bu noktada değişikliği yapıp Türkiye'deki Ankara konsolosluğuna dosyanızı yönlendiriyor olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizin sorusu ise Green Card çekilişini kazandım. Sağlık kontrolünden geçecek miyim diye soruyor. Evet Green Card çekilişini kazandınız şu an. Gelecek yıla kadar Amerikan konsolosluğunda katılacağınız göçmenlik vizesi öncesi yerinize getirmeniz gereken şartlardan bir tanesi de sağlık kontrolünden geçip bu noktadaki sağlık raporunuzu alıp Amerikan konsolosluğuna sunuyor olacaksınız. Dolayısıyla sorunuzun cevabı evet. Fakat bunu daha şu an vermiyorsunuz. Daha erken konsolosluk öncesi görüşmede bunu yerine getiriyor olacaksınız diye takipçimize sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimiz şunu soruyor. Green Card çekilişini kazandım. Sponsor bulmam gerekir mi diye soruyor. Şimdi Amerikan hükümeti şuna bakıyor. Siz Green Card hakkını tamam kazandınız, hak sahibisiniz. Fakat Amerika'ya geldiğinizde
herhangi bir şekilde devlete yük oluşturmayacağınızı göstermeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada ya sizin yeterli anlamda, finansal anlamda iyi durumda olduğunuzu kanıtlamanız ya da siz bu noktada herhangi bir zora düştüğünüzde size destek olacak bir sponsorun olduğunu ve bunun için de gerekli şeyleri sunmanız gerekebilir diye bunu iletmiş olalım. Yoksa tabii ki diğer anlamdaki göçmenlik vizelerindeki şartların hepsi burada geçerli değil. Ama tabii ki finansal anlamda bir yükümlülük oluşturmadığınızı göstermeniz gerekecektir. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green Card çekişini kazandım. Benim vize numaram 13 binlerde. Tahmini bana mülakat sırası ne zaman gelir diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Genelde şunu tavsiye edebilirim. Vize kotalarının nasıl ilerlediğini, sizin numaranıza ne zaman gelip gelemeyeceğini en kötü ihtimal birkaç yıl öncesindeki sürelere ve bu sürelerde ne zaman randevu verildiğine bakarak cevaplayabilirsiniz. Fakat şunu söyleyebiliriz. Hani 13.000'deki numaralardaki vize kotalarına gelebilmeleri Amerikan konsolosluklarının vize görüşmesi için bizim gördüğümüz genelde yıl sonuna kadar mümkün oluyor bu. Ekim ayında açılış olacağı için diyelim yıl sonuna doğru vize numaranız yaklaşmış olacak. En kötü ihtimalle de gelecek yılın başında Amerikan konsolosluğuna randevu alma durumunuz mümkün olabilir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Ama bunu da dile getireyim. Bu süreler çok değişken olabiliyor. O yüzden bülteni takip etmenizde fayda var. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green Card çekilişini eşim kazandı. Amerika'ya eşimle birlikte gitmek zorunda mıyız? Yoksa yalnız gidebilir miyim diye bu takipçi soruyor. Şimdi siz eşiniz bu haftaki çekilişi kazandı. Ve eşinizden dolayı da siz de Amerikan konsolosluğundaki vize görüşmelerine gidip göçmenlik vizesini alma hakkına sahip olacaksınız. Ve bu göçmenlik vizesini aldığınızda göçmenlik vizesi size belli bir süre verecek. Diyecek ki örnek veriyorum önümüzdeki 2 ay, 3 ay, 6 ay ki süreç içinde sizin Amerika'ya giriş yapmanız lazım. O girişi eşinizle beraber yapmak zorunda değilsiniz. Hani ayrı ayrı zamanlarda da yapabilirsiniz. Önemli olan sizin pasaportunuzda basılan göçmenlik vizesi süresince Amerika'ya giriş yapıyor olmanız. Onu yaptığınız sürece herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmayacaksınız diye bu sorusunu takipçimizin cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green Card çekilişini kazandım. Amerika'ya gittikten ne zaman sonra Social Security Number alabilirim diye bu kişi soruyor. Siz göçmenlik vizesini aldıktan sonra Amerika'ya girişinizi yaptığınız zaman adresinize göçmenlik dairesi hem yeşil kart gönderiyor olacak hem de sosyal güvenlik numarası gönderiyor olacaklar. Ama farz edelim sosyal güvenlik numarası gelmez ise eğer herhangi bir aksilikten dolayı en yakın sosyal güvenlik ofisine gidip yeşil kartınızla beraber sosyal güvenlik numarasına direkt başvuru yapabileceksiniz. Dolayısıyla cevabım Amerika gelir gelmez sosyal güvenlik numarasını alma hakkına sahip olacaksınız diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bir sonraki Green Card çekilişi ne zaman olacak? Nasıl başvurmalıyım? Başvururken nelere dikkat etmeliyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi biliyorsunuz gelecek sene sonuçları açıklanacak. Yeni çekiliş başvurusu bu yılın sonunda yapılacak. Genelde Ekim ayı ile Kasım ayı arasında yapılıyor. Ve bu noktada State Department genelde bildiri düzenliyor. Bazen tarihleri açıklıyor. Ama şunu söyleyebilirim. Bu sene Ekim ayından başlamak üzere ve Kasım ayının başına kadar yeni çekiliş başvurusunu yapabileceksiniz. Ve bu başvuruları yaptıktan sonra da sonuçlarını almanız ise gelecek yıl Mayıs ayında olacak. Başvururken nelere dikkat edilmesi noktasında ise en önemli tavsiye edeceğim şey başvurunuzu yaparken bilgilerinizin doğru olduğuna dikkat edin. Herhangi bir çocuk bilgisi varsa bunları lütfen ihmal etmeyin, ekleyin. Çünkü sonra problem yaşanıyor. Ve diğer tavsiye edeceğim bir şey Ekim ve Kasım ayı için başvuru yaparken kesinlikle başvuru yaptığınızda size verilen confirmation ya da referans numarasını kaybetmemeye dikkat edin. Çünkü bu numaraları bir daha bulmanız mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Green Card çekilişini kazanınca işte Amerika'da hangi haklara sahip olacağım diye bu takipçimiz canlı yayında bugün sordu bize. Şunu söyleyebilirim. Siz yeşil kart hakkına sahip olduğunuzda ya da green card'a sahip olduğunuzda bunun size en önemli verdiği haklar bir Amerika'ya gelip Amerika'da yaşayabilmek. İki istediğiniz işte çalışabilmek. Üç eğer eğitiminizi yapmak istiyorsanız eğitiminizi yapabilmek. Ve eğitiminizden dolayı da yeşil kart sahibi olduğunuz için bazı federal öğrenci kredilerine hak kazanmak. Ve diğer bir tabii ki hakkınızda istediğiniz gibi seyahat edebilmek. Dolayısıyla herhangi bir seyahat
sınırlamasıyla karşı karşıya değilsiniz. Geldiniz, yaşıyorsunuz. İstediğiniz gibi çıkış giriş yapabilirsiniz. Önemli olan Amerika'daki ikametgahınızı kaybetmemeniz ve bunu ihlal etmemiş olmanız. Yoksa bu noktada bir sorunla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Diğer bir takipçimizden gelen bugün canlı yayında soru ise şu yönde. Green Card çekilişini kazandıktan sonra Amerika'ya ne kadar parayla gitmeliyim diye bu takipçimiz soruyor. Şöyle bir zorunlulukla karşı karşıya değilsiniz. Yani biz çekilişi kazandık. İşte Amerika'ya giderken cebimde 10 bin dolarla gelmek zorundayım. Böyle bir şart yok. Burada tabii dikkat etmeniz gereken nokta ne olacaktır? Tabii ki yeni bir ülkeye geliyorsunuz. Yeni bir koşullara geliyorsunuz. Önemli olan bu noktada sizin en azından bir iş bulana kadar geçinebileceğiniz ya da kalabileceğiniz miktarda belli bir parayla gelmenizde fayda var. Tabii bu rakamın ne olduğunu söylemek çok zor ama tabii ki Amerika'ya girerken 10 bin dolara kadar olan rakamlık bir para üzerinizde getirebiliyorsunuz. 10 bin doları geçen rakamı da beyan etmeniz gerekiyor. Yoksa tabii ki banka transferleri de yaparak buradaki geçiminizi sağlamaya çalışabilirsiniz. Dolayısıyla hani illa şu kadar bir parayla gelmeniz gerekir demek çok zor ama ön çalışmanızı yapıp kiralar ne kadar olur, ne kadar bir hayat masraflarıyla karşı karşıya kalacağınızı iyi belirlemenizde fayda vardır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen diğer bir takipçimizden soru da şu yönde. Green Card için ek kontenjan veya ikinci bir çekiliş olabiliyor mu diye soruyor. Yok, yani ne ek kontenjan ne de ek bir çekiliş yapılmıyor. Genelde son yıllarda birkaç kez şuna rastladık. Eğer bir hata olmuşsa çekilişin yapılırken ve bu hatanın olduğu ortaya çıkarsa o zaman ilk çekilişi iptal edip yeni bir çekiliş yaptıklarını çok arada sırada olsa da denk geliyoruz. Fakat şu an çekiliş yapılmış durumda bu hafta. Dolayısıyla tekrar çekiliş yapmalarını gerektiren bir durum söz konusu değil. Herhangi bir ek kontenjan durumu da söz konusu değil. Dolayısıyla bu sene için çekiliş yapılmış durumda. Eğer hatalı bir durum olmadığı sürece artık yeni çekiliş gelecek yıl yapılıyor olacak diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise B2 vizesi ile ilgili. Kendisi şunu soruyor. B2 vizesi için nereyi adres gösterebiliriz diyor. Şimdi siz Amerikan konsolosluğuna başvurduğunuzda vize görüşmenizde size şunu sorabiliyor. Herhangi bir Amerika'ya gitmeniz için bir ön planınızı yaptınız mı ya da yapmadınız mı? Şimdi tabii ön planınızı ya da hazırlıklarınızı yapmışsanız dolayısıyla ne zaman geleceğiniz, nerede kalacağınız tarzı bilgileri belirlemiş durumdasınız. Eğer bu noktadaki süreçleri belirlemişseniz o zaman kalacağınız adresi ya da bir arkadaşınıza geleceksiniz onun adresini ya da yakınınızsa yakınınızın adresini. Yok eğer böyle bir durum yoksa otelde kalacaksanız bir otel adresini belirlemenizde fayda vardır. Ama tabii şunu da unutmayın, sonuçta eğer herhangi bir travel planı daha yapmadıysanız, seyahat planı yapmadıysanız bunu da Amerikan konsolosluğuna iletiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla vizenizi aldıktan sonra bu randevuyu ya da işte rezervasyonları yapacağınızda iletebiliyorsunuz diye sorunuzu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. B2 vizesinden sonra dil okuluna yazılıp statü değişikliğinde okulun bir önemi var mı diye bu takipçimiz soruyor. Yani şunu soruyor. Ben Amerika'ya geldim. Turist statüsüyle bulunuyorum. Ve bu statümdeki gerekli seyahatlerimi tamamladıktan sonra bir süre sonra kalmaya karar verdim. Ve eğitimimi de burada yapmaya karar verdim. Ve bu noktadaki eğitimi yapmak için de bir dil okuluna başvuracağım. Bu noktada fark ediyor mu dilde okulun farkı ya da durumu fark eder mi diye soruyor. Cevabım şu yönde olabilir. Hani size I-20 formunu verebilecek, authorization'ını verebilecek yetkili bir okul olduktan sonra çok bir önemi yok. Yani dolayısıyla bunun da örnek veriyorum. Belki kolej olması ya da 2 yıllık bir okul olması üniversite bazında diyelim. Ya da dil okulu olması. Bu dil okullarından işte büyüğüdür, küçüğüdür hiç fark etmiyor. Önemli olan size I-20'yi verecek, orada F1 statünüze devam edebileceğiniz ve o eğitiminizi alabileceğiniz bir okul olması yeterlidir. Yoksa herhangi başka bir şart aranmıyordur diye, bu okulun türü fark etmiyor diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Eğer okul herhangi bir sorunla karşı karşıyaysa zaten size bu I-20'yi veremeyecek durumdadır. Bu noktada bir pürüz yaşanırsa da size tabii ki yeni başka bir okuldan I-20'yi almanızı tavsiye ediyoruz. Evet, bugün canlı yayında başka bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. 3 çocuğumuzdan ikisi Amerika'da doğdu. Biri Türkiye'de. Biz eşimle vatandaş değiliz. 2 çocuğumuzun vatandaş olması oturum anlamında ileride ne gibi kolaylıklar sağlayabilir diye bu takipçimiz soruyor. Sizin Amerikan vatandaşı olan 2 çocuğunuzdan dolayı
Amerika'da yaşama hakkına sahip olmanız bu çocuklarınızın bir tanesinin 21 yaşına gelmesine bağlı. 21 yaşına geldikten sonra çocuklardan bir tanesi ya da ikisi sizin için başvuru yapabilecekler. Niçin? Sizin Amerika'da yaşama ve oturma hakkına sahip olmanız için. Dolayısıyla yeşil karta sahip olmanız için başvurular yapabilecekler. Dolayısıyla bunun dışında bir hak sahibi olmanız mümkün olmayacak çocuklardan dolayı çocukların 21 yaşına girmesini beklemeniz gerekecek. Eğer siz daha öncesinde buraya gelmek ve yaşamak istiyorsanız, örnek veriyorum yatırım yapmak istiyorsanız Amerika'da, o zaman yatırımcı vizesine ya da yatırım üzerinden yeşil karta gidebilme yöntemlerine bakmamızda fayda olacaktır. Yoksa çocukların 21 yaşına girmesini maalesef beklemeniz gerekecek diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Turist vizesiyle Amerika'ya gelip sonra işçi vizesi alabilir miyiz diye soruyor bu takipçimiz. Siz Amerika Birleşik Devletleri'ne turist vizesiyle geldiniz ve bu seyahatiniz sırasında bir işveren size iş teklif etti. Bu belki çalışma vizesi için de olabilir. Bu belki yeşil kart için de olabilir. Sonuçta önemli olan bu sponsorluğun oluşuyor olması. Bu sponsorluk oluştuktan sonra siz de yasal sürenizi ihlal etmediğiniz sürece, örnek veriyorum, ya ülke dışına geri çıktınız ya da burada kalabilecek başka bir statüye geçiş yaptınız. Bunları yaptığınız sürece evet siz işveren üzerinden işçi vizesi alabilme ya da yeşil kart alabilme imkanına sahip olacaksınız. Dolayısıyla size sponsor olacak bir iş yeri lazım ve statünüzü ihlal etmemiş olmanız gerekecek diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. C1 vizesinden F1 vizesine geçiş yapmak halen yürürlükte midir diye soruyor. Bu vize değişiminin kalkacağına yönelik bir duyum aldık. Doğru mudur diye bu takipçimiz soruyor. Şu an itibariyle C1 vize statüsünde Amerika'da bulunup bu statüden F1 vize statüsüne geçmek isteyenler bu başvurularını yapabiliyorlar. Dolayısıyla şu an yürürlükte bu noktada bir yasaklama yok. Bu kişiler C1'dan F1'a geçiş işlemlerini yapabilmektedirler. Tabii önemli olan bir nokta, geçen yıldan beri yürürlükte değişiklikler yapıldı. Dolayısıyla bu statü değişikliklerini yapanlar yasal durumlarını koruma yolunda ek yerine getirmesi gereken yükümleri yapmaları gerekmektedir. Yoksa bu noktada sorun yaşayabilirler diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Ama şu an için herhangi bir problem yok ve dolayısıyla C1'dan F1'a geçişler hala mümkündür diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Turist vizeme cancel damgası vuruldu. Bana ne kadar süreyle engellendiğime dair hiçbir bilgi verilmedi. Cancel damgası vurulan vizeler en az ne kadar süreyle engellenmiş olur diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi sorunuzun cevabı aslında şunda yatıyor. Sizin vizenizin neden cancel edildiği, neden iptal edildiğine bağlı olan bir durum. Eğer Amerikan konsolosluğu sizin vizenizi iptal ettiyse ya da cancel edildiyse vizeniz, bu cancel etmenin sebebi ise sadece sizin işte Amerika'da daha uzun kalacağınız ya da geri gelmeyeceğiniz tarzı bir sebepten dolayı yola çıktıysa ve vizenizi iptal ettiyseler, o zaman şu durum olabilir. Siz tekrar Amerikan konsolosluğuna gidip vize başvurusunda bulunabilirsiniz. Dolayısıyla vizenizin cancel edilmesi sizin tekrar vizeye başvuru yapmanıza engel değildir. Dolayısıyla bu noktada başvurunuzu tekrar yapabileceksiniz. Ama diyelim ki durum o değil. Siz daha önce Amerika'da bulunduğunuz bir süreçte vizenizi ilan ettiniz. Diyelim ki bu da çalıştığınız ve yasal durumu sahip olmadan çalıştığınız için de vizeniz iptal edildi ve 5 yıl gelememe durumuyla karşı karşıya bırakıldınız. Bir o durumda diyebiliriz ki 5 yıl gelememe durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yoksa sadece vizeniz iptal edildiyse bu noktada herhangi bir sınırlama yok. Ne zaman tekrar başvuru yapabileceğiniz. Ama önemli olan nokta koşullarınızın değiştiğini, neden vizeye hak ettiğinizi görebilmesi Amerikan konsolosluğunun. Bunu gördükten sonra sizin durumunuzu onaylayacaklardır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizin canlı yayında gelen soru size şu yönde. Amerika'da bana sponsor bir firma buldum. Sponsor firmanın ve benim yapmam gereken işlemler nelerdir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi önemli olan nokta tabii sizin sponsor bulduğun firmanızın size çalışma vizesi ise ne tür çalışma vizeleri? Yok eğer yeşil kart ise bu yeşil karttan hangi kategoride size sponsor olacağının belirlenmesi. Dolayısıyla bu belirlenmede yapılırken hem sponsor firmanın finansal gücü ya da kriterleri,
hem de sizin bu noktadaki kriterlerinizin uygun olup olmadığına bakılacaktır. Dolayısıyla bunlar uygun olduğu sürece bu noktada ya çalışma vizesi ya da green card noktasında adımlar atılıyor olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün bir canlı yayında gelen soru da şu yönde. Waiver başvurusu için normal vize randevusu mu almam gerekiyor yoksa başvuru için herhangi bir belge hazırlamam gerekir mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi sorunun cevabı şöyle verebiliriz. Aslında ikisine de evet, şöyle evet. Sizin hem normal vize başvurusu yapmanız gerekiyor ve randevu almanız gerekiyor. İkincisi de bu randevu verildiği zaman görüşmeye gidildiğinde sizin için içeri verilecek af dosyasının gerekli şekilde hazırlanmış olan af dosyasının sunulması gerekiyor. Dolayısıyla önce yapılacak olay çok detaylı bir şekilde af dosyanızın hazırlanması ve ondan sonra sizin bu arada randevu alıyor olmanız ve bunu konsolosluk görevlilerine sunuyor olmanız gerekecektir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Green Card ile alakalı olarak bir sistem değişikliği, bir yasa tasarısı olacaktı. Oldu mu acaba? Herhangi bir gelişme var mı bu konuda diye takipçimiz soruyor. Şu an için herhangi bir değişiklik yok. Amerika'daki başkanın biliyorsunuz Trump'ın bu konuda çok değişiklik yapılmasını istiyor. Green Card çekilişinin iptalini istiyor aslında. Fakat bu noktada herhangi bir adım atılmış değil. Dolayısıyla bu noktadaki gelişmeleri önümüzdeki süreçte daha detaylı görüyor olacağız. Ama şu an itibariyle herhangi bir iptal söz konusu değil diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden online gelen soru ise şu yönde. Green Card çekilişine başvuru yapacağım ama hiçbir bilgim yok. Askerliğim tecilli, okuyorum ve evliyim. Bir yeni doğan çocuğum var. Yapılması gerekenler nelerdir diye askerlik vesaire bu takipçimiz soruyor. Şimdi tavsiyemiz şu olacak bu takipçimize. Siz bundan sonraki süreçteki yeşil kart hakkına sahip olmak için bu sene Ekim ve Kasım ayının içinde tekrar çekiliş başvurusunu yapıyor olmanız lazım. Bu başvuruya katıldığınız sürece ve gelecek yıl bu başvurudan eğer çıkma durumunuz olursa ondan sonra da kriterlerinize bakma imkanı olacaktır. Dolayısıyla şu an yapacağınız ya da yapabileceğiniz tek şey Ekim ve Kasım aylarında bu çekilişi için açıklanacak başvuru süresinde başvurunuzu yapıyor olmanız olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Amerika'da icradan ev satın alıp restore edip satmak veya kiraya vermek istiyorum. 100 bin dolarlık sermaye ile şirket kursam E2 vizesi alabilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle cevaplayabilirim sorunuzu. Tabii ki siz Amerika'daki emlak piyasasına girip buradaki emlakları uygun fiyatla alıp bunları içini tamir edip kiraya verme ya da satın alma işlemine girebilirsiniz. Fakat 100 bin dolar bir yatırım bunun için çok yani çok cüzi bir rakam olacak. Çünkü sizin öncelikle nereden alacaksınız bunu? Belki 100 bin dolar bir rakamla belki bir mülk alıyor olacaksınız. Önemli olan nokta şu. Sadece bir mülk alarak size E2 vize almamız zor olacaktır. Dolayısıyla bu noktadaki çalışmalarınızı başlatmanız mümkündür. Önemli olan Amerika'da şirket kurulup, yatırımın yapılıp buradan da bir çalışanınızın bu işlemleri başlatıyor olmasıdır. Ve şirketin bünyesi de büyürse ve dolayısıyla yarın daha bütçeli hale gelirse, daha istihdamlı hale gelirse, daha fazla mülk alıp satma durumuna geçebiliyorsa o zaman itibariyle E2 vizesini alma durumuna bakıyor olabileceğiz. Dolayısıyla bu takipçimize vereceğimiz cevap da bu yönde.